Evet arkadaşlar, yine Maral Falpa'nın yanına geldik. Bu tarla 12 gün önce biçildi ve bu hale geldi. Şimdi ilk suyu sulanıyor. İlk su tutuldu buna. Hemen karşıya geçeceğiz. Oradan bakacağız. Bir de bunları traktörle bak depeledik, ezerek tek karıklıyla yaptığım halde. Evet. Yani ezmek hiçbir şeyi değiştirmiyor. Toprağın içindeki kökü önemli. Baksana maşallah, çok acayip sürgün vermiş. Yani bu sulandıktan sonra zaten 2 ay içinde bence yetişir. Aynen. Çünkü öncekinde çok su geciktirdik. Evet. Sulayamadık. Bunda da Allah'tan su var yani. Yani şunun yanına bir dursana bak, boyunu göstermek için. Yani 12 günde depelenmiş, ezilmiş bir şey. Yani şuna bir baksana, içinin büyüğü aynen buraya kadara gelmiş. 12 günde bu kadar olmuş aynen arkadaşlar. Az önce baktım ne zaman biçilmiş diye, 12 gün olmuş tam, evet, burası biçileli. Şimdi zaten tarla sulanıyor. Şu şekilde de gördüğünüz gibi salma sulama burası. Öyle damlamaya falan gerek yok zaten. Hiç gerek yok. Su da gitmeye başlamış zaten tarlaya. Şöyle. Yani bu şekil olmuş tarla. İlk 12 günde. Diktiğim, normal seyrek diktiğim fidanlık burası. Evet. Burada ne hayvan gübresi gördü, ne suni gübre gördü. Hiçbir şey görmeden kendiliğinden. Doğru. Hiçbir şey görmedi. Yani bayağı da olmuş tarla ya. 2 ay sonra bence tekrardan biçime gelir burası. Gelir, rahatlıkla gelir. Hele bu sulamanın yani üzerine. Depelenmiş, ezilmiş bir şey. Evet. İşte şurası artık fidanlık küçük de normal sulandık olan kısım. Buradan ötesi. İlk biçimde 14 ton verdi zaten evet. Burası. 14 ton verdi. Yani şuna bak maşallah, tarlayı yeşillendirdik alan. Evet evet. Şimdi birkaç gün içinde de hayvan gübresi dökeceğim şuralara. Bundan sonraki suyu hayvan gübresiyle beraber vereceğim. Ondan sonra gör diyorsun. Ondan sonra artık yani bu hiçbir şey görmeden böyle oluyorsa ondan sonrasını düşünemiyorum artık yani. Aynen aynen, uçuşa geçer o zaman. Zaten şu bölme sulamak için hat çekilmiş. Evet, ilk evet. Ekimden sonra. Bura niye boş diyebilirler. Onu da açıklayalım. Arada bir boşluk bırakmazsak olmuyor. Evet. Vallahi tekrardan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrardan yani. Şuna baksana ya, depelendi, ezildi, üstünden onlarca traktör geçti. Şuna evet. Bak ya, en yastık başında. Evet. Ezildi, mahvoldu şunlar ama hiç yüzündeki ezilme hiçbir şey yapmıyor. Vallahi süper olmuş tekrardan ya. Şuna baksana ya. Yani 2 ay sonra göreceğiz arkadaşlar. Yine biçimine geleceğim ben buradan inşallah. Sıra bağımsız da yapıp ezmesek daha sık ışkınlardı belki diyorum ama hiç fark etmiyor. Ezmek de aynı, hiç fark etmiyor. Evet. Türbüne baksana maşallah, subhanallah ya. Arkadaşlar 12 günde bu boya geldi. Aynen. Onu söyleyelim. Giderek de çoğalıyor herhalde. Giderek tabii ki sayısı çoğalıyor. Çoğalıyor evet. Şimdi o biçimde 14 ton verdiyse bundan sonrakinde 15-16 tona çıkacak. Hele de hayvan gübresi falan verirsem. Yılda kaç kere biçeceğiz burayı? 3 kere biçmeye düşünüyorum ben bunu. Çünkü Eylül sonu gibi tekrar biçilir. Evet. Aralık ayına kadar tekrar yetişir. İki kere daha biçilir yani. Üçü bulur. Üçü bulur. Evet. Dört biçen yerler de varmış ama. Vardır. Şimdi onlar mesela şey benim Temmuz'un şeyine biçtik. Ortalarında başladık biçmeye. Yani Haziran 15 gibi aslında biçilebilirdi bu. Evet. Ha 14 ton vermezdi o zaman ama ne diyeyim yani, yine de 12 ton civarı verirdi. Şimdi bunun sıraj ne zaman olacak? Bastırdık sıraj. Sıraj artık her an hemen verilebilir. Hemen verilebilir. Tamam, onun da videosunu çekeceğiz inşallah. Nasıl verildiğini falan evet, göstermek evet, için. Evet aynen Allah izin verirse. Göstermek için onun videosunu da çekeceğiz. Çok da güzel suyunu almış her taraf. Evet. Güzel doymuş. Evet. Her zaman su arıyorduk bulamıyorduk. Bu sefer kendiliğinden su gelmiş. Yani hayvan gübresi görse bak, şurada hafif bir sarılıklar var. Onların hiçbir tanesi olmazdı. Hepsi şunlar gibi olurdu en az. Evet. Ama orada da çok öyle çok sarılık çok yok. Çok değil. Yine de 10 numara maşallah. Yani umduğumdan çok çok iyi. Bence de yani, diyorum ya 12 gün önce ben buradaydım. Evet yani. Şimdi normal mısır ekmiş olsaydık. Evet. Bunu bu şekle getirene kadar ne kadar kurdu ilacı atacaktık. Tarlayı sürüp gübresiymiş. Dabanla 50 kilo daban 50 kilo üst gübresi atmadan imkanı yok, bu duruma gelmezdi. Biz bırak suni gübreyi, daha hayvan gübresi bile veremedik. Yani bir de bilip bilmeden boş boş konuşanlar var. O konuşanlar diyor ki mesela bu hayvana hiçbir yararı yok.
İşte ben niye? Küçük hayvanla küçük başta niye? Denedim. Bir yonca 18-19 proteinli bir bitki nasıl faydası olmayacak? Ya işte diyorum ya, hiç denememiş hayatında, görmemiş bile bunu. Yani. Görmemiş o bile, boş boş yorum yapıyor. Masraf etmeye hevesli, ondan kaynaklanıyor bence. Ya deneyin arkadaşlar, 100 metrekare de olsa, 25 metrekare de olsa bir yeri deneyin. Beğenmiyorsanız söküp atın. Aynen. Bu kadar basit. Yani en ücra köşede soğuk bir yer Erzurum. Erzurum'daki arkadaş, bir arkadaşa gönderdim. Erzurum'da yine adam bir şeyleri denemek peşinde adam. Deniyor. Şuraya bir girsene bak. Yani Erzurum. Boyunu göstereceğim. Yani Erzurum çok soğuk bir yer. Evet. Ama abi Erzurum'da bile adam bir şeyleri yani ucuza mal etmeye uğraşıyor. Helal olsun. Aynen. Aynen. Denemek lazım abi. Aynen. Kesinlikle aynen denemek lazım. Aynen öyle. Boş boş konuşup milletin kafasını karıştırmaya gerek yok. Soğuk çok firmaları pahalı bir şey de değil bu. Bence bunun yayılmasını istemeyen en büyük şey tohum firmaları bence. Olabilir. Ya boş boş yorum yapıyorlar. Aynen yok, öyle. Yok hayvana yaramaz da kendinizi kandırmayın da. Ya yaramazsa bu adam niye... Niye uğraşayım ben şundan? Sadece buradan 24 romork mu çıktı? 22. 22 romork çıktı buradan. 5 dönüm yerden. Ya adam niye uğraşsın yani? Niye bu kadar, uğraşayım? Bu kadar şeyle... Hiç masraf etmeden... Bu sıcakta... Kendiliğinden... Bak şu mıntıka bir önceki sene diktiğim seyrek olarak bir fidanlık burası. Evet. Burada da aynı. Ne hayvan gübresi gördü ne suni gübre gördü. Burada da aynı yine. Yani bulunacak bir nimet değil. Abi hayvancılığı bırakıyor insanlar. Yani niye? Maliyetlerden evet dolayı. Bugün sılacı kaba yemini çok ucuza mal etse, sadece sulama emeğiyle biçme maliyetine sılacı ucuza mal etse ne olur? Bir süt yemiyle saman. Başka maliyeti evet kalmıyor. Ya başka maliyeti kalmıyor. Şunu da diyoruz. Bu kaba yem. Adı üstünde. Evet, kaba yem. Zaten hayvanın en büyük harcıyetlerinden biri de kaba yem. Yani üstüne en basa basa da söylüyoruz kaba ama yem. Kaba yem olduğunu. Hala diyor ki protein değeri şuymuş. Yok bilmem nişastası şuymuş. Ya nişastaymış falanmış. Nişastayı zaten yemden karşılamak zorundasın. Evet. Ya insanlar şu anda zaten maliyetler o kadar yükseldi ki evet, tezgaha evet dağıttırmama derdinde. Aynen öyle. Tezgaha dağıttırmama derdinde. Yani elindekine sahip olma, olanını koruma derdinde. Şimdi kendi para kazanma derdinde değil ki şu anda insanlar. Şu yani anda kendi olanını arazisi, koruma. Kendi arazisi olan bir hayvancı bundan fazla değil. Bir dönüm dikse, bir dönüm dikse, o bir dönüm ben şuna inanıyorum. İki tane buzağlı ineğin kaba yem ihtiyacını karşılar yıllık. Sen bununla kaç tane hayvana bakıyorsun? Şu an 18 tane. 18 tane. 18 tane. 22 romort geldi arkadaşlar bu kadar yerden. Daha geleceğe de geride. Evet. Yılda geleceğe de geride. Yılda 3 defa biçilecek bu. Yani bir de hadi 20-22 defa daha alsam 40-60 romort. Evet. 5 dönüm yerden 60 romort demek yani bir gerçekten mucize demek. Bir de mısır sıracından daha ağır çünkü. Evet. O da var. Evet evet. Arkadaşlar yani durumlar böyle. Yani göstermek istediğim benim burada 12 gün sonra bu duruma geldi. Marafalpa. Ve ilk suyu da sulanıyor şu anda. Zaten onu da göstereyim tekrardan. 12 gün sonra bu halde ve ilk suyunu veriyorlar. Çünkü su sırası yeni geliyor herhalde. Su bir yağmur yağdığından dolayı suyu pek sulayan olmadı. Evet. Ondan dolayı nasılsa her zaman suyu arar bulamazdım. Su kendiliğinden gelmiş. Yağmur suyu da çok yaramıyor herhalde ya. Yani, yağmur suyu yani en azından öldürmüyor. Öldürmüyor. Tabii ki tatlı suyun yerini vermez. Vermez. Asitli olduğundan vermez. Çabuk buharlaşıyor. Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Yine aklınızda takılan soru varsa sorabilirsiniz. Aynen, aynen öyle. Benim bir çıkarım yok bu işte ama onu da söyleyeyim. Bizim de amacımız, ben şu an vallahi hayvancılık gitmesin. Aynen. Diğer hayvancıların da benim gibi yapıp ucuza mal etmesine çabalaması bizim de amacımız. Bir tek bu. Yani başka hiçbir şey değil. Aynen benim de derdim o abi. Bu bitkiyi tanıtmak. Çünkü çoğu bilmiyor yani. Aynen öyle. Şurada 15 kilometre Kadirli var. Kadirliler bile soruyor bu ne? Bu ne işe yarar bu bitki? İşte yeni yeni artık hayvancı tanıyacak ki. Dediğimiz gibi işinize gelmezse söküp atın yani 100 metrekare, aynen. 25 metrekare olsun yapın. Aynen öyle, aynen öyle.
Maliyeti ne tutacak ki 25 metrekare bir yerde, 100 metrekare bir yerde? Yani 1000 lirayı bulur anca ya. Ya bu sene kuru yere normal mısır sılacı ektiler. Kurak gitti. Hiç yağmur yağmadı. Resmen yandı. Hiç daha ne olmadan kolsuz çektirenden oldu bana. Ona da bir sürü maliyet verdiler. Abi şöyle düşünüyorum ben. 3 kişiyle kebap yedik sayın. Aynen o 1000 lirayı 3 kişiyle kebap yeniyor aynen zaten öyle. O paraya artık. 3 kişiyle öyle. Kebap yedik. Para gitti dersiniz en fazla. 1000 liranız gider. Zaten hayvancıya da ben yani bu yayılsın diye çok cüzi fiyatlar söylüyorum zaten. Daha çabuk kestiriyorum. Bir dönüm yere 5000 lira diyorum. Zaten bunun çabuk kesilmesi ne diyeyim sana yövmiyeciye veriyorum kestiriyorum. Aynen, aynen. Bana bayağı bir maliyeti var yani çok yüzü bir fiyat söylüyorum. Yövmiye 1000 lira abi burada. Yani. O işi ben 1000 liraya aynen yapmam öyle. Vallahi. Doğru söylüyorum. 1000 liradan aşağı zaten kimse gelmiyor. 4-5 kişiyle çubuk kesiyorlar. Evet. Bir dönümlük çubuğu. 5000 lira diyorum zaten onun en az 3000 lirasını yövmiyeye veriyorum. Aynen. Bana 2000 lira kalıyor. Aynen öyle. O da benim uğraştığım rezillik yövmiyem. O da senin yövmiyem. Sadece yövmiyemi alıyorum doğru, yani ben. Doğru. Yani başka yere gitsen zaten öyle. O parayı alırsın. Aynen öyle. Şu anda mısır toplanıyor. En kötü yövmiye 800 lira abi. Aynen öyle. Bu Poyraz'da yatan... Evet ya, evet. Evet. Yatık olanları yatak toplatıyorlar. Olanları toplatıyorlar evet. Şu anda. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu. Gördüğünüz gibi 12 gün sonra bu durumda maral falpa. Ve hiçbir gübre ne hayvan ne de suni gübre görmeden. Evet. İlk defa da sulanıyor onu da söyleyeyim. Geçen bir yağmur yağdı ama yağmur suyu asit olduğundan çabuk. Evet. Baksana hemen kurumuş zaten toprağın yüzü kuru. Takır takır olmuş geri. Çok soluğunu alan yer bak yamyaş toprak. Evet. Dediğimiz gibi aklınızda ne soru varsa sorabilirsiniz. Zamanla hepsini cevaplarız. Aynen öyle. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim.